Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin. Seyyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdata min lisani efkahu qavli ve ufavvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Estağfirullahal azim ve tubi ilih. Ve emma zarfu mutlaqan, yani ala l-itlaq. Mutlaq zarf nedir? Fe carin ala kısmin. Yani fe munqasimun ila kısmin, ila nev'in. İki kısma ayrılıyor. İdi o iki kısımdan bedel, hakikiyyin ve mecaziyyin. Bu şekilde okursak bedel yaparız ala kısmeni için. İdi bedeli kul min kul olabilir, bedeli ba'd min kul yapabiliriz. Bedeli kul nasıl olabilir? Eğer biz mecaziyyini hakikiyyin üzerine atfedip ondan sonra bedel yaparsak, yine rabtı sağlarsak, o halde bedeli kul olur. Yok biz hakikiyyini bedel yapıp ondan sonra mecazinin atfını düşünsek, yani ilk başta rabtı sağlayıp ondan sonra atıf yaparsa, o halde bedeli ba'd olur. Hakikiyyun ve mecaziyyun ihtimali de vardır. Bu ihtimale göre de gene iki ihtimal, iki vecih vardır. Ya bunları haber yapıp müptedalarını takdir ederiz, ya da bil'aks müptede yapıp haber takdir ederiz. Nasıl ihtimali ise burada zayıftır. Yani hakikiyyen ve mecaziyyen yapıp mukadder bir fiile mef'ul yapamayız. Çünkü rasmul hat izin vermiyor. Bunların çünkü nasb haletinde ahirlerine elif olması gerekiyor. Bunlarda da elif yoktur. Gerçi kufeler caiz kılsalar bile basralar tecviz etmiyorlar. Fel hakikiyyum, yani fel zarful hakikiyyum. Hatırlarsanız bir kaide vardı. Neydi? İza u'ide en nekiratu ma'rifeten mu'arrafen fethâne aynul evvel. Nekre bir lafız ki burada hakikin nekredir. Ma'rife olarak iade edildiği zaman, burada da ma'rife olarak elif lamını getirmişiz. İkincisi birincisinin aynısıdır. Yani fel hakiki derken zarf-ı mecazinin iki kısmından olan hakikiyi tarif ediyoruz. Herhangi bir hakikiyi değil yani. Yani fel zarf-ı hakiki burada mevsuf da mukadderdir. Zarf-ı hakiki nedir? Mehallun li hulul halin mutlaka. Zamanın kâne ev mekânen. Bir kere bu tarif bir mübtedi için muğlaktır, mübhemdir, mücmeldir, tam vadih değildir. Rakik bir ibaredir yani. Anormaldir. Neden rakiktir? Şimdi bu tarife göre mehallun da okuyabiliriz. Mehillun okumamız da mümkündür. Mehallun okursak nasıl mana edilir? Şöyle gösterelim. Ve huve bi fethil ha'in ismu mekan. Yani mehal okuduğumuz zaman. Şimdi mehal kelimesi hangi manaya geliyor? Mehal deyip de el mekanu ya da el mevdi'u sadece bu manaya gelmiyor yani. Mehal sadece mekan manasında gelmiyor. Çünkü kelime olarak hal kelimesinden harflerin içinde barındırıyor. Dolayısıyla manası şöyle oluyor. El mekan lezi yehillu fihi, yani yedhulu fihi demek. Yani bir şeyin kendisine vakı olduğu mekana denilir. O halde hulule gerek kalmamış oluyor yani. Hulule yani mehal demek diyerek hululden iktifa ediyoruz. Niye? Çünkü hulul de vuku' demektir. Yani şöyle oluyor. Mehallun li hulul, yani li vuku'i halin, yani li vuku'i hadesin. Bir hadesin vaku olduğu mehal. Zaten bu vuku' manası mehal kelimesinin içinde var, dımnında var. Yani mehal lafzı bu vuku' manasını tadammun ediyor, ona şamil geliyor yani. O yüzden hululu kaldırıp ancak şu şekilde diyebiliriz. Mehallun li halin, yani mehallun li vuku', mehallun li hadesin yani. Evet, bir hades için, bir hadesin içinde barındırdığı mekana denilir yani. Ancak eğer biz tecrid yaparsak, yani mehallün derken sadece mekan manasını irade edersek, vuku' manasını çıkartsak, çünkü hulul var ya orada, zaten vuku' var. O halde mehal derken sadece mekanı ya da mevdu' manasını irade ediyoruz. O halde hululu kaldırmamış oluruz yani. Evet. Mutlakan, şimdi mutlakan neyin ta'mimidir? Neyi ta'mim ediyor burada? Yani o mehal mutlakandır. Ne demek mutlaka? Zamanın kâne o mekânı. Bu zamanla mekânı mutlakanın tefsiridir. Eğer biz mehali ta'mim ediyorsak hiçbir şekilde mana olmaz. Çünkü mehal mekan idi. İdi o mekan ister zaman olsun ister mekan olsun. Yani mekan nasıl hem zaman hem mekan olacak yani. O yüzden mutlakan hiçbir şekilde güzel olmaz burada. Ha, eğer biz mehillün okursak mehillun ve bi kesriha hay kesri okursak ismi zaman yaparız. Manası şöyle oluyor. Ey vaktu hululi halin, yani hadefin.
Vaktu vuku'i hadesin. Bir hadesin vaku olduğu zaman demek. Bu sefer gene hulule gerek kalmamış olur. Mehil demek yani vaktu yani zamanı vuku'i hadesin. Bir zaman bir hadesin vaku olduğu zaman demek. Vuku manası gene orada var yani. Evet. Ondan sonra mutlakan dediğimiz zaman yani o mehil ki zaman idi. O zaman nedir? Mutlakadır. Yani zaman ister zaman olsun ister mekan olsun. Her halükarda sıkıntı yani. Bu yüzden bu tarif yerine şöyle bir tarif yapsaydı çok daha vadeh, daha açık olurdu. Diyecekti ki ismu ma yani ismu şeyin. İdi şey ister zaman olsun ister mekan olsun. İşte o zaman mutlakanın bir manası olurdu. Mutlakanı biz ma'ya ta'mim yapacaktı ya da isme. O isim veya ma ister zaman olsun ister mekan olsun. İdi o zaman ve mekan ki vaka'a fihi onlarda vaku olmuştur. Ne fi'lun yani hadesun. Bir hadesin vaku olduğu şeye denilir. O şey nedir? Zamandır veya mekandır. Gayet de güzel. Ya da şöyle diyecekti. Mehal değil de mekan. Diyecekti ki mekanun ve zamanun bi halin. Yani li vuku'i halin. Li vuku'i hadesin. Bir hadesin vaku olduğu zaman ve mekandır. Ama bu sefer mutlakana da gerek kalmamış olurdu. Bu ta'mime gerek kalmaz. Direkt misalle yetinebilirdi yani. Zaman için misal verecekti. Sonra mekanın misalini verecekti. Bu şekilde de yapabilirdi yani. Evet. Biraz karışık. Ama inşallah çözüldü. İdi ister zaman olsun dedik. Ne gibi ke yevmin. Ev mekan ister mekan olsun ke darin. Emme zamanı zaman nedir? Fehu ibaratun anil yevmi vel leyrin. Şimdi hakikiyi burada ne yaptı? İki kısma taksim etti. Ta'mim yaptı. Dedi ister zaman ister de mekan olsun. Şimdi zarf için, zarf hakiki için, zarfta zarfiyet için ihtiva olması gerekiyor. İhtiva özelliği. İhtiva ne demek? Kapsayabilme özelliği. Mazrufiyet için de, mazruf için de tehayyüz özelliği olması gerekiyor. Yani oraya yerleşebilme, orada müstakir kalma, mütemekkin olma, rasık olma özelliği. Mesela diyelim ben bu odanın içindeyim. Oda dolayısıyla benim için bir zarftır. Beni içine almış çünkü. Kapsamış. Dolayısıyla onun için ihtiva vardır. Yani ihtiva hakiki anlamdadır. Ben de mazrufum. Benim içinde tehyyüz vardır. Yani burada çünkü yerleşmişim yani. O halde bu ihtiva ile tehyyüz mekan için gayet de hakikattir. Yani hakiki anlamdadır. Ama zaman için bu hakiki olmuyor yani. Mesela desek ki bugün içerisinde bir vakıa, bir hadise oldu. Şimdi bugün bir zaman dilimidir. Dolayısıyla o zaman için bir ihtiva yok ki. Yani bir kapsama özelliği yok ki ta ki o vakıayı, o hadiseyi gerçek manada içine alsın, içinde barındırsın yani. O şeyin de o vakıa, o hadise için de bir tehayyüz, yerleşme özelliği yok ki ta ki gerçek, hakiki manada orada yerleşsin. O yüzden zarf-ı hakiki aslında esasen sadece bir kısımdır, mekandır yani. Mekanda çünkü bu ihtiva ile tehayyüz olabilir. Zamanda olmaz. Ancak mecazi olabilir yani. Evet. Neyse söylemiş, onu da zikretmişiz. Emme zamanu fehu ibaratun, zaman nedir? Fehu ibaratun anil yevmi vel leyli. Yani an dallil yevmi vel leyli. Yevm ve leylin delalet ettiği zamanın eczalarından ibarettir. Zaman bilimlerinden yani. Şimdi leyl gece demek. Normalde yevm denildiği zaman insanın ilk zihnine gelen mana nedir? Yevmi feleki. Yani 24 saatlik vakta denilir. Biz bu manayı almıyoruz. Sadece nehar. Yani 12 saatlik gündüz manasını ele alıyoruz. Bu da leylin mukabeletiyle. Yani leylin karinesiyle. Çünkü eğer biz yevmi 24 saatlik olarak alsak o halde leyle gerek kalmaz yani. Evet. Başka neyden ibarettir? Ve ma yani ve zaman lezi yeterakkebani yani yahsulani. Bu zaman, bu yevm ile leyl hasıl oluyor. Minhu o zaman diliminde. Yani yevm ile leylin kendisinden hasıl olduğu ki nedir? Kesaati. O kafa da gerek yok çünkü zaten sadece bunlardır yani. Es-sa'a saat ki saati feleki. Onları düşündüğümüz zaman 60 dakikalık vakta deniliyor. Çünkü diğer şekilde saat bir anlık demektir yani. Burada feleki manasını ele alalım. Sonra diyor ki وَاللَّحْظَةِ وَاللَّمْحَةِ وَالْآنِ وَالسِّينَةِ. Bunlar keşke bunların yerine
Şimdi saat demiş ya, saatten sonra dakika geliyor. Diyecekti ki ve dakika ve saniye ve salise. Şimdi bunların bir zaman dilimi var. Bunlar muayyendir. Belli bir zaman dilimlerinden ibarettir. Ama lahza bir anlık demek. Bir bakışlık. Lemha acele ile bir anlık bakmak. An o anlık. Sinet o da aynı şekilde yani. Bunların hepsi bir yani muayyen, mukadder bir zaman diliminden ibaret olmadığı için yani yevm ile leyli nasıl meydana getirecekleri yani, ha değil mi? Çünkü çok böyle cüz'i bir zamandan ibarettir yani. Ömer dese ki saat ki 60 dakika, dakika ki 60 saniye, saniye ondan sonra salise ve gerisi, bunları düşündüğümüz zaman en azından bunların bir yeri var yani ha. Evet. Yani bir zaman dilimine itlak edilebilir. Denilebilir ki ha bu bir zaman dilimidir. Ama bir anlık, bir bakışlık bu bir zaman değil yani ha. Evet. İşte bunlar neyi meydana getiriyorlar? Yevm ile leyli meydana getiriyorlar. Ha zaman bunlardan da mürekkeptir. Zaten diyorlar sine muharraftır. Belki saniyeden muharraftır yani ha. O saniyedir ve salisedir yani ha. Evet. Devam ediyoruz. Başka neyden ibarettir bu zaman? Ve ma yani ve zaman الذي يتألف yani يترکبوا يتحصلوا يحصلوا. Burada da ibare değişikliği yaparak tefennün yaptı. Ta ki imlal olmasın, talebede bıkkınlık olmasın diye bazen musannifler ibare değişikliği yapıyorlar. Başka neyden ibaret? Ve zaman الذي يتألف huwa o zaman meydana geliyor. O huwa'ya da gerek yoktur. Ki minhum yani min dallihima yani yevm ile leylin dallinden meydana geliyor. Yani yevm ile leylin meydana getirdiği zaman dilimleri. Nedir onlar? El-üsbu' kel-üsbu' işte haftalar haftadır. Ve-şehri aylar ve-seneti bir de sene yıllar. Başka da yok yani. O yüzden oradaki kaf kafi istiksaiyedir yani. Ha. Temsil için değildir. Zaten budur yani. Haftadır, aydır, bir de senedir. Başka ne olacak? İki hafta, iki ay, iki yıl mı diyeceğiz yani? Ha. Sonuçta bir aynı şeylerden ibarettir. Evet, zaman bitti. Geldik mekana. Ve emmel mekanu. Mekan tabi indel hükema diyeceğiz. Hükema, mütekellimler farklı tarif ediyorlar. Mekan nedir? Fevel feragu lezi yeşgaluhul cismu bihaythu lev lem yeşgaluhu lekâne haliyen. El feragu, ferag mastardır. Şimdi ferag boşluk demek. Mekan bir boşluk değildir. Belki nedir? El vi'a'ul farigu. Farig olan bir vi'a, bir kap diyelim yani. Boş olan bir kap. Ellezî o kap ki yeşgaluhu ya da yuşgiluhu yani yemle'uhu o kabı ne yapıyor? Dolduruyor. Ne? El cismu bir cisim. Tabi eliflam cins içindir. Yani cismu ma. Herhangi bir cisim murattır burada. Belli bir cismi irade etmiyoruz. Yani bir cismin orada yerleşmesi yani kendisine yerleştiği yere denilir. Nasıl bir yerleşme? Bihaythu yani nasıl meşgul ediyor orayı? Nasıl dolduruyor? Yeşgaluhu yani şuglen. O bihaythu mef'ul mutlak yapalım. Bihaythu lev lem yeşgaluhu eğer orayı meşgul etmese, orayı doldurmasa lekâne hâliyen o mehal, o mevdu' hâli olacak, boş kalacak. Tabi bi hasebi zahir diyeceğiz yani. Bimar el-ayn. Yani insan baktığı zaman zahiren orayı boş olarak görür. Ve ille orayı gene hava meşgul etmiştir yani. Havayla doludur orası. Ne gibi? كَدَاخِلِ الْكُوزِ لِلْمَائِ دَاخِلِ الْكُوزِ Kuz testi demek. O testi de neye nispeten meşgul olması? Yani onu dahili neye nispeten? مُتَلَبِّسًا بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْمَائِ Tabi